okuyorsun Vedat? Romanımı. Salonda bırakmış olmayasın. Zannedersem çalışma odamda. Bakar mısın lütfen? Tabii. İyi akşamlar. Ne demek oluyor bu Suha? Çok şey. Hep bu fırsatı bekledim. Yalnız kalıp konuşmak istiyorum seninle. Aramızda konuşulacak hiçbir mevzu yok. Rahat bırak beni. Her şeyi göz aldım. İnan bana dünyayı yıkarım şu anda. Delisin sen! Bırak beni! Bırak! Bırak diyorum sana! Yapamıyorum, inan bana. Gecemde, gündüzümde sen varsın. Kanımda dolaşan bir zehir oldu sevgin. Senin yerinde ben olabilir, acı çekebilirdim. Ama sevdiğim insanın hayatını zehirlemezdim. Senin hayatın o adamla evlendiğin gibi zehirlendi. Mesut değilsin, görüyorum bunu. Sebep sensin. O iğrenç tecavüzünle saadetime gölge düşürdün. Bırak beni, hiç olmazsa acıma hürmet et. Çekil yolumdan! Bir yere gidemezsin! Bağırırım sonra! Yarın bir adam korkutamaz beni! Allah'tan kork öyleyse! Kocamı seviyorum! Dünya durdukça da seveceğim! Kıskanıyorum bunu, kıskanıyorum! Delicesine kıskanıyorum! Bırak beni! Bir alçaksın sen! Bir canavarsın! Delillerini boşuna saklama. Anladım her şeyi. Gene Suha ile buluştun, değil mi? Hiçbir zaman buluşmadım onunla Vedat. Alçakça bir tuzağın kurbanı oldum ben. Bütün namuslu geçinen kadınların müdafası bu. Söyle, ne zaman başladı bu iğrenç hikaye? Avrupa'dayken. Tahmin ettiğim gibi. Hayır Vedat, senden başkasını sevmedim ben. Yemin ederim ki karın olarak leke sürmedim sana! Artık karım değilsin, çocuğumun anası da değilsin, hiçbir şeyim değilsin artık! Bana verdiğin saadeti böyle rezilcesine geri almamalıydın! Bırakma beni Vedat! Öldür ama bırakma! Karın olarak değil, hizmetçin olarak kalayım! Çocuğumun anası değil, bakıcısı olayım! Ama yalvarırım, bırakma beni! Sevgim bir abideydi, yıktın onu! İğreniyorum senden! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Sana. Anlatacak neyin kaldı ki? Sen ne yuvanın kadını ne de çocuğunun anası olmaya layıksın. Funda, yavrum benim. Bırak, Funda büyüdüğü zaman annesini ölmüş bilecek. Yavrum, götür onu. Yavrum benim. Hayır. Nasıl yaparsın bunu Vedat? İnan günahsızım ben. Funda'dan ve senden ayrı olduktan sonra hayatımın hiçbir kıymeti yok. Yalvarırım beni bu kahredici yalnızlığa atma. Ne olur! Her şeyi düşündüm Fehima. Düşündüm ve ağladım kaderime. Keşke o kazadan kurtulmasaydım. Keşke seni hiç tanımasaydım. Sevmeseydim böylesine. Küçük yaramazım demeseydim. Vedat! Funda!
kolum. Hastamızın durumu gittikçe düzeliyor. Aslında beni endişelendiren bünyesindeki ruhi bozukluk. Anlıyorum doktor bey. Bu hususta nasıl hareket etmemizi tavsiye edersiniz? Ruhunda kopan fırtınanın sükun bulması lazım. O fırtına kolay dinmez doktor bey. Sığınacak limanı çok uzaklarda çünkü. Onu yıkan hadiseyi bilmiyorum. Ama mümkün olduğu nispette maziyi unutturmak lazım. Mazisini unutursa yaşayamaz o doktor bey. Kendisini ziyaret edebilir miyim? Tabii. Sizin ziyaretleriniz en kuvvetli ilaçtan daha çok tesir ediyor ona. Teşekkür ederim doktor. Bir ziyaretçiniz var Fehiman Hanım. Kim? İlk defa geliyor, akrabanız olduğunu söyledi. Buyurun. Gene mi sen? Çok aradım seni. Aylarca dolaştım izini bulabilmek için. Boşuna zahmet etmişsin, seni görmek istemiyorum. Yeter artık, şu halime bak! Mesleğimi, insanlığımı, her şeyimi kaybettim. Suçum neydi, günahım neydi? Sadece sevmek. Kocamdan, yavrumdan koparttım beni. Toprağı ıstırap olan bir mezara gömdüm. Çok gayret ettim unutmak için. Dünyada kadın çok dedim, değmez dedim, olmadı. Hep sen, hep sen Fehiman. Gecemsin, gündüzümsün benim. İçkide aradım teselliyi. Bilir misin bir erkeğin gözyaşlarını, ümitsizliğini? Sevgime ıstırabım da karıştı. Beni affetmeni istiyorum Fehiman. Allah affetsin seni. Biraz insaflı ol. Günün birinde bir sokak iti gibi ölüp gideceğim. Ardından bana lanet okumayacağını bilmek istiyorum. Bileyim ki beni affettin. Bileyim ki sevgime hürmet ettin. Karşıma bir daha çıkmayacağına söz verirsen affederim seni. Söz veririm. Yeter ki beni affet. Affediyorum. Seni görmemek ölümden de acı Fehiman. Ama sözümde duracağım. Yalnız şunu bilmeni isterim. Dünyaya yeni baştan gelsem, bu acıyı duyacağımı bile bile gene seni severdim. Allah'a ısmarladık. Yalnız çocuğumu değil, dünyamı da beraber götürmüştü. Bomboştum, bir hiçtim, sevgisiz, yuvasızdım. Hastalığım çabuk geçti. Başkalarınca öyleydi tabii. Devasız bir illetin girdabında döndüğümü kime anlatabilirdim? Dünyamı kaybetmiştim. Sevgim, yavrum, taptığım kocam, hiçbiri yoktu artık. Geceler uzun, acılar ölümsüzdü benim için. Gözyaşlarımın buğusunda Vedat'ı ve Funda'mı görüyordum. Tesellim başkalarının çocukları oldu. Yoksul dünyama bir nebze olsun renk katabiliyordum. Böylece aradan yıllar geçti. Bir gün Vedat'ın ve Funda'nın döneceğini öğrendim. Nizamettin Bey anlayış gösterdi bana. Daha doğrusu özlemlerin en acısını çeken bir anayaydı bu anlayış. Funda'ya bir dadı arandığını söyledi. Alabildiğine ümitlendim o anda. Neden olmasın? Bir dadı, bir hizmetçi, hatta bir köle bile olabilirdim. Yeter ki onları görmek fırsatı elime geçsin. Yeni yaşın kutlu olsun oğlum. Ak saçlı bir deli oluncaya kadar yaşa. Beraber yaşayalım babacığım, hiç ayrılmayalım. Beni hesaba katmıyor musun ki, yaramaz. Hep beraber yaşayalım dedim ya Nizamettin amca. Şimdi oldu işte, bütün mutluluklar senin olsun yavrum. Vedat, yeni dadımız 20 dakikadır içeride bekliyor. Bir konuş istersen. Hı? Hani amcanın pastası? (Gülüyor)
Nizamettin Bey bonservisinizin çok iyi olduğunu söyledi. Ne zaman işe başlayabileceksiniz? Fehim Han. Vedat. Sana bir daha karşıma çıkmamanı söylemiştim. Böyle bir oyuna ne lüzum vardı? Özür dilerim. Affet Vedat. Hayır. Derhal bu evi terk edeceksin. Allah'ım! Nasıl anlamıyorsun Vedat? Yahut anlamak istemiyorsun. Çocuğum bugün 6 yaşına girdi, onu tanımıyorum bile. Eğer yavrumu hiç göremeyeceksem öleyim daha iyi. Hiç değilse bir haftacık ondan kalmama izin ver Vedat. Biliyorum, senin gözünde zerre kadar değerim yok. Ama gene de ben bir anayım. Onsuz geçen seneler kahretti beni. Yalvarırım Vedat, ne olur bu kadar kötü olma. İnan, söz veriyorum. Ona hiçbir şey belli etmeyeceğim, söz veriyorum. Babacığım! Baba! Teyze baba. Yeni dadı mı oğlum? Geldiniz efendim. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Yoksa sevmediniz mi beni? Sevmez olur muyum? Sen dünyanın en tatlı, en güzel çocuğusun. Teşekkür ederim. Göreceksiniz, sizi hiç üzmeyeceğim. Bir abla, bir kardeş gibi iyi geçineceğiz sizinle. Belki de bir ana oğul gibi. Unutma, dadılar ana yarısı sayılır oğlum. Yalnız aralarındaki fark şudur: analar değişmez, dadılarsa sık sık değişir. Bu seferki dadım hiç ama hiç değişmeyecek baba. Neden? Eski dadım yaşlandığı için ayrılmadı mı bizden? Evet. Yeni dadım o kadar genç ki, yaşlanıncaya kadar ben büyür kocaman adam olurum. Öyle değil mi babacığım? Öyle tabii. Hadi yavrum, Nizamettin amcanı yalnız bırakma sen. Peki babacığım, Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle yavrum. Ne kadar da büyümüş yavrum. Allah'ım, şükürler olsun sana. İyi düşün Fehim Han. Verdiğin sözü unutma. Yapamayacaksan başlamadan bitsin bu iş. Oğlum olarak almıştın onu benden. Şimdi bir yabancı olarak iade ediyorsun. Gene de çok görüyorsun. İstersen anlatayım her şeyi ona. Tanıtayım seni. Anan ölmedi, bizi öldürdü diyeyim. İkimizi de utanç çamurunun içine attı diyeyim. İster misin? Hayır. Söyle, ister misin? Hayır. İstemem. Görüyorum ki seneler seni hiç değiştirmemiş Vedat. Değiştirdi Fehim Han. Eskiden seven bir erkektim. Nefret eden değil. Funda'nın sadece dadısısın, bunu unutma. Aksi şekilde hareket edersen bir daha onun yüzünü göremezsin. Peki. Vazifene başlayabilirsin o halde. Dadılık vazifene demek istedim tabii. Teşekkür ederim Vedat.